Evet, bugün Serhat'ın yanına geldik. Bize yemek yapacakmış. Tenekede tavuk yapacak. Evet. Bir yerde görmüş, ben de yapabilirim dedi. Bakalım yapabilecek mi? Kendisi Altınet'te çalışıyor arka tarafta. Yani her şeyi ayarladı. Bakalım ne çıkacak. İnşallah tavuk tek parça çıkar. Bak bunlar yanar. Çok tavuk yanıyor. Ben bunu şeyde belgeselde izlemiştim. Ne oğlum, ver çakmak, ateş ver Cüneyt abi. Evet. Yanmıyor lan. Yanlış belgesel izlemişim. Lan bunu ayağa koyacaksın abi, lan yakacaksın. Öyle havada yanmaz o. Gözümüz çok oldu. Hazır. Evet. Bunlar ne yok lan? Sopa oğlum. Yok, önce yok. Şiş olması lazım. Şiş yok. Düşük yok, bütçe. Olması lazım. Tamam. Öncesinde odunu ortaya katsana Serhat. Tam ortaya. Tamam olsun. Odunu yaktık mı öncesinde? Evet. Evet, odun yandı. Mikroplar da aynı geldi. Yo, elindeki odun yanmış odun mu? Evet. Yanmamış olursa onu diyor. Şöyle geç. Olabilmesi için bu suyun ortada olması lazım değil mi? Aynen. Ortada değil şu an. Saat tam şu oldu mu? Bunu elden memekten. Evet, tavuğumuzu sosladık. Pul biber, daha keçisi. Yok, daha keçisi. Daha kekiği, pardon. Daha keçiği. Keçisi ne lan? Daha kekiği koyduk. Biraz tavuğa daha keçisi koyduk, hadi. Biraz kimyon, biraz karabiber. Yok, hazır. Ne hazır. İçinizden biri diyecek ki ne gerek vardı, tüpe katın pişirin. Hakikaten doğru, ne gerek var? Bana hemen yaz söylüyor gördüğün gibi. İlla zeytin tenekesi mi olması gerekiyor? Yok. Önemli değil o. Ekmek kutusu da olur. Ekmek tayne bu oluyor da. Zaten başka ne tenekesi? Ha, bir de beyni tenekesi. Beyni var, tayne pekmez tenekesi var. Vallahi ben terledim. Tavuk da pişmiştir herhalde. Abi beklentimiz çok yüksek. Bakacağız. Ya çok sorun değil tadıp tatmamamız da, ben merak ettim. Ya ben bu tarz videoları genelde izlemeyi seviyorum. İlla izlemeyi seven birileri vardır. Yani sürekli skeç, YouTube videosu, yani biraz bizi böyle değişik hallerimizi de görün istedik. Yani bu onlardan bir örnek. Daha değişik örnekler de olacak. Enteresan örnekler. Ya şu mesela, bu video şu an izleyen kişilerden belki birine hitap etmez. Skeç de başka birine hitap etmez. Ne bileyim, YouTube videosu da ona hitap etmez. Anlarım. Ya, kanal aldığımız kanalda biraz renkli olacak. Evet, değişik içerikler de olacak. Onlardan bir tanesi de bu. Bakalım tavuk tüm haliyle çıkacak mı? İlk videodan elimize yüzümüze. Domuz gibi çıkarsa bir dahaki ne yapacağız? Koyu kebabı. Ona ne katıyorsun? Daha ineği mi? Yok. Daha ineği mi katacaksın? Tamam, adam soframızdan traktörle geçiyor. Orada mısın lan? Hiç mi lan acaba? Tavuk sesi geliyor adam. Ya şimdi gerçek tavuk yok ya artık. Biz de orada TRT'nin işini yapıyorduk. Ben de tavuk çok sevmiyorum. Yıl 2014. 2014'te falan adam geldi oradaki köylü işte. Dedi ki size tavuk yapacağım abi, dedim ben sevmiyorum. Setin ortasına ateş koydu, tavuğu koydu. Abi pişmiyor. 2 saat, 3 saat, 4 saatte ancak pişti. Tavuğu yemeyi tercih etmiyorum ama hani biliyoruz tabii, hani şişiriyorlar falan ama bir tavuk geldi. Lan tavuk kokusu gelmeye başladı ha. Adana'nın Adıyaman'da. Yani adam onun gözümüzün önünde, yani kimse şey yapmasın, aldı tavuğu, hani kesin falan.
Ama ya ben yine beklemiyordum o kadar ama yemin ediyorum etten daha güzel. Harun ara bu yanık tavuk kokusu geliyor. Vallahi. Yok sen onu karıştırdın ya. Aynen. Hava çıktı. Hava çıktı. Şöyle bir şey de var. Yani hani doğuda hakikaten yemek kültürü çok var. Ya doğuda zaten bambaşka. Ha. Doğuda yemek kültürü yok. Hayır yemek kültürü var kimse yanlış anlamasın. En çok et kültürü var. Aynen. Et kültürü. Nasıl ki Karadeniz'de balık kültürü varsa ama doğuda da et. Bunca eziyetin sonunda bitti. Yarım saat oldu. Çok iddialı ben. Çok iddialıyım falan diyor da bakalım ne kadar iddialı. Açıyorum. Aç abi. İnşallah olmuştur. Evet. O ne lan? Bu ne oğlum? Tavuk nerede? Olmuyor. Niye? Biz de beceremedik. Ne? Oğlum 2,5 kilo tavuk nereye gitti lan? Kaç kiloydu abi tavuk yaptın? Abi 3 kiloydu ya. 3 kilo muydu? Köy tavuğuydu orijinal. Bunun sebebi ne abi? Kendine güvendin, ben yapacağım dedin. Rezil oldum lütfen. Oğlum 2,5 kilo tavuk alta mı gitti lan? Ulan erirse su olarak çıksa tamam. 2,5 kilo ha. İşte bu tarz videolara inanmayın arkadaşlar. Bu tarz videolara inanmayın. Bir tane izledim, içinden tavuk çıkmıyordu. Nereye uçacak mı tavuk? Evet geçelim görüntüye. Tencere bak devam. Allah. Tavuk iyi ama. Tavuk gerçi iyi. Derisidir. Çok iyi pişmiş ama. He o zaman tas aynen. Abi bir sıkıntı. Bir dakika. Bir saniye. Bir sıkıntı yok abi. Bence. Pişmiş abi. Yumuşak mıyım? Ne belli olur. Yiyebilir miyim? Ye. Bak şu fırmızıda. Başardık. Düşmesinin sebebi taşı ayarlayamadık. Aynen. Bir sıkıntı da yok çünkü közün üstüne düştü. Zaten hem közün üstüne düştü hem de derisi var soyulur. Ona bir şey demiyoruz. Oh, pişmiş daha ne kadar olacak? Ya biraz daha pişmesi lazımdı. Bence iyi ya. Oh sıcak vallahi. Aha erik gibi olmuş ama. Dur bir. Evet gözünü gibi. Evet. Bırakmıyor kendini. Bir daha alın. He? Dur bekle. Yok evet. İki ucundan çekin bakın dökülüyor. Tamam yok yok. Tavuğu sen ayarladın. Böyle bir şeyin bütçesi ne abi? Ne kadar mal oluyor? Toplam maliyet 30 TL abicim. Ne abi aldın? Tavuk, pul biberi, kekik, kimyon, kimyon, karabiber, bir de sıvı yağ. Tavuk kaç kiloydu peki? 3 kiloydu. 2 kilo 9 gram. 3 kiloydu aynen. Ya 30 liraya ortalama 30 liraya çok lezzetli bir yemek yiyebilirsiniz. Aynen. Bir şey diyorsun mu? Ateşi söndürek abi. Koskoca ormanlık alan. O zaman iyi söndür. Videomuz bitti. Çok yakın alıyorum. Terlemişim. Sıkıntı yok. Video bitti. Yani mesela öyle işte görüşürüz. Yok.